Sanat 2013'ten hepinize merhabalar. Bugün alışık olduğumuz canlı yayın stüdyomuzun dışındayız. Ankara'dayız. Ankara Uluslararası Film Festivali'ndeyiz. 24. kez bu festival Ankaralı sinema severlerle buluşuyor ve 14 Mart'ta başladı. 24 Mart'a kadar da dolu dolu bir programla devam ediyor. Biz de festivalin nabzını tutmak için ve bu festivalin renklerini TRT Okul ekranlarından sizlere aktarmak için bugün ve yarın Ankara'da olacağız. Bugün program bünyesinde birbirinden renkli konuklarım olacak. Öncelikle festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması bölümünde yer alan Evdeki Yabancılar filminin yönetmeni Derya Keser, filmin bir diğer yönetmeni, senaristi ve aynı zamanda müziklerini yapan isim Ulaş Güneş Kacargil ve filmin yapımcısı Özkan Yılmaz konuklarım arasında olacak. Bu isimlerin dışında festival Ulusal Kısa Metraj Film Direktörü Altuğkan Paçacı ve festivale gönüllü 10 sinema televizyon öğrencisiyle birlikte gelen Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Funda Mazdar ve festivalde gönüllü olarak çalışan 1. sınıf öğrencisi İpek Ölmez konuklarımız arasında olacak. Tüm bu isimlere geçmeden önce ise festivalin detaylarını festival yönetmeni Gökhan Erkılıç'tan alacağız. Şimdi eğer hazırsanız festivalin tanıtım filmiyle Sanat 2013'e başlıyoruz. Eğer bize ulaşmak isterseniz ya da görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz sanat2013@trt.net.tr. Aynı zamanda sosyal medyadan paylaşımlarınız için de Facebook ve Twitter kullanıcı hesaplarımız program boyunca ekranlarınızda olacak. Bugün ilk konuğum festival yönetmeni Gökhan Erkılıç. Şu anda Gökhan Bey yanımda. Gökhan Bey, öncelikle çok yoğun çalışıyorsunuz ve çok teşekkür ederim bu yoğun temponuzun arasında bize vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Şuradan başlamak istiyorum. Ankara Film Festivali bu yıl yepyeni bir ekiple yola devam ediyor. 24. kez düzenleniyor. Öncelikle yeni ekip nasıl değişiklikler yaptı, neler değişti bu sene? Doğu imgeleri temasından da bahsedeceğiz ama yeni ekibin yaptığı yeniliklerden bahsedebilir miyiz ilk olarak? Tabii ki. Bu programın son 3-5 yıl içinde yapılan, gerçekleştirilen festivaller içinden bir döküm yaptık. Hani buna ne ilave edebiliriz veya nelere yeni bir görünüm verebiliriz diye. Şimdi jürilerimizde bir değişiklik yaptık. Akademiya jürisi işin içine girdi. Bir de onların gözünden bir değerlendirelim sinemamızı dedik. Bölüm olarak da hani temalar genellikle hep Avrupa sineması üzerinden kurulur. Yani biraz batıya endeksli bir festival mantığımız vardır. Hani genel olarak söylüyorum, evet. Sadece Ankara'ya özgü bir şey de değil bu. Doğu dediğimiz zaman da çoğunlukla batının gözünden görünen bir doğu imgesine alışığızdır. Yıllar boyunca hep böyle yerleşmiştir. Dedik ki bir de bu doğu kendine nasıl bakıyor? Dolayısıyla hani sinema yapıtları içinde doğuyu, doğulu yönetmenlerin filmleriyle bir Ankara'ya taşıyalım dedik. Böyle bir değişiklik oldu. Ama en önemli değişikliğimiz, bilirsiniz Ankara Film Festivali aslında bir kısa film odaklı bir festival. Evet. Ama hani koşullar gereği ya da hep öyle şartlanmışlık gereği uzun metrajlı filmin hep gerisinde kalır ya. Onu nasıl aşabiliriz diye düşündük. Ve kısa film bölümünde ödül sayılarını bütün o yapım sürecinde emeği geçen işlere dağıttık. Yani
Mesela ulusal uzun metrajda işte sahneye, ödül törenine bir en iyi kadın oyuncu ödülü nasıl çıkıyorsa, hı hı, niye kısa filmde en iyi kadın oyuncu sahneye çıkmasın? Tabii. Evet, belki hayatında ilk ve tek olacak belki. Yani amatör bir uğraş. O yüzden onu çok çeşitlendirdik. Hı hı. Bunları diğer bölümlere de taşıdık, yani deneysel canlandırma. Böyle birdenbire hani 8-9'lu rakamlarda gezinen hani ödüller birdenbire 30'a çıkıverdi. Hı hı. Ama hani böylece de mümkün olduğu kadar en geniş çerçevede kısa filmi görünür hale getirelim istedik. O emeği ödüllerle taçlandıralım istedik. Çok da güzel bir şey esasında. Çünkü biliyorsunuz kısa film bir nevi yeni öğrencilerin bu işe atlama, bu işe ilk adımları büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır mutlaka öğrenciler için de. Şimdi doğu imgelerinden bahsedersek biraz. Doğu imgeleri temasının içini dolduran filmler ve bu filmlerin yapıldığı ülkeler bunlardan. Hmm. Bunları bize anlatabilir tabii misiniz? Tabii ki. Şöyle... Doğu biliyorsunuz coğrafi anlamda hani tarif et dediğiniz zaman Türkiye'nin doğusunda kalan ülkeler gibi. Hı hı. Öyle değil de Doğu imgelerini taşıyan. Hı hı. Yani bir anlamda oryantalist bakışından hani masalına, Batı'nın nazarında hani masalsı, o atmosfer, hani Binbir Gece hikayelerini hatırlayın, o mantıkla bakın. Bir taraftan da yaşadıkları bir realite var. Çok ağır bedeller ödenerek, evet, gerçekleşen bir hayat maalesef. Şimdi işin içine böyle baktığımız zaman Tunus, Cezayir, Mısır, Irak, İran, Azerbaycan, Kırgızistan, Lübnan, hatta biz biraz hızımızı alamadık, Vietnam'a kadar gittik. Uzak Doğu'ya sonuçta kadar. Sonuçta orada da bir doğu imgesi vardı. Evet. Yani. Böylece ortaya hakikaten belki sinematografik anlamda bazılarını hani festival filmine uygun mu diyebilirsiniz ama orada bile bu eleştiri Batı'nın nazarındaki festival kriterine uygun, evet, film anlamına geliyor. Biz öyle bakmadık. Biz bize doğuyu göremediğimiz ya da bazen görmek istemediğimiz doğuyu Ankara'daki beyaz perdelere taşıyacak olan filmlerden bir kokteyl yaptık. Bir kolaj oluşturduk. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi, hı hı, Bahreyn gibi ülkelerin dahi filmlerini bu programda görebilirsiniz. Kaldı ki şu var. Bizim ana temamız doğu imgeleri ama o doğu imgeleri bir başlık olarak katalogda görmüşsünüzdür, var. Ama doğu imgelerini taşıyan filmler festivalin program bölümünün bütün alt başlıklarına yayılmış durumda. Yani her bölümde en az bir tane doğu imgemiz var. Yarışmalar da dahil. Ve slogan cümlenizde de dediğiniz gibi doğunun renkleri Ankara'nın beyaz perdelerine işte taşınmış oldu. Evet, basit ama tam da bu. Böylelikle 24. Uluslararası Ankara Film Festivali doğu imgeleri temasının etrafında dolu dolu bir programla izleyiciyle buluşuyor. Evet. Sizin de fazla vaktinizi almak istemiyorum Gökhan Bey. Çok yoğunsunuz. Sabahtan beri buradayız biz de görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Çok teşekkürler ben katılımınız teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz sonra Evdeki Yabancılar filminin ekibi burada olacak. Şimdi ise bu güzel filmin fragmanına bir göz atıyoruz. Τελειώνουμε, Ελπίδα. Τελειώνουμε. Τι τελειώνουμε? Αγαπιάνο, ο Άσσινο, εδώ δόμουσε.